Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının sorunlarını dile getirmek üzere basın açıklamasında bulundu. Selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen basın açıklaması, Savdes Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz tarafından okundu. Ülkemizin sosyal güvenlik politikalarını uygulayan ve sistemini ayakta tutan Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görevli personelin görev ve sorumluluklarının karşılığı olarak geçmiş dönemde ödenen katkı payları 5502 sayılı kanun ile yılda iki defa ödenen ikramiye ise eşit işe eşit ücret politikası çerçevesinde 666 sayılı KHK ile iptal edilmiş. Süreç içerisinde personele yapılan performans ücreti, mesai, ek ödeme ve vekalet ücreti gibi ödemeler ya kaldırılmış ya da düşürülmüştür. Cengiz açıklamasında SGK çalışanlarının iş yükünün her geçen gün arttığını, önceden var olan ikramiye, katkı payı, mesai ücreti gibi mali hakların geri verilmesi konusunda mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 3'te 1 oranında eksik personel ile çalışılması ve iş yükünün her geçen gün artmasına rağmen özveri ile görev yapan personele hiçbir mali iyileştirme yapılmamakta, önceden var olan ikramiye, katkı payı, mesai ücreti ve benzeri mali haklar geri alındığı için de personelin mağduriyeti süre gelmiyor. Basın açıklama sonrasında çalışan personel görevlerinin başına döndü.